Senin buraya bekleriz. Bu nakliyat boşalınca orası hoşuna gitmez. Patronun ne diyelim? Yine de rüzgar buraya geç. Rüzgarın tam üfürme yerini fakir dinliyor. Gülenizi de sevdiğim gibi. Boğazına gıcıklık var. Anında. Bu gıcıklığın etrafında kedi sürüsü olanlar, pisliklere maruz kalanlar çok iyi anlar, çok iyi bilir. O gıcıklığın sebebi nedir? Ben size açıklayayım. Fit bunların şeyine gelen böyle ağaç sürüten, duvarları sürüten, demirleri patlatan asit. Toksoplazmayla beraber. Teknoloji gidiyoruz. Gönüllüler de yok. Fakat ortaya çıkacaktır, yolunu kesecektir. Davalım. O kadının tımarhanede olması gerekiyor. Evet, evinin önünden geçtik. Karta saldırı. Öyle geziyor insanlar. Kedileri burada azalmış. Bir tane orada var. Şu pisliklere bakın. Sadece küf. Şu hayvanları beslediği şeye bakın. Küf. Ekmekler maya işi. Kasıtlı hayvanları hasta ediyor. Kasıtlı hayvanlara hastalık bulaştırıyor. Orada çıkmadığı yerine emlakçımız Özdemir hazır. Arabası bütün gece orada durmuş. Kanalın üstüne durmuş bütün gece. Arabası. İkimizde tam karşısına kafa karıştırmak için. Ve askerleri de orada. Bu nasıl yap? Bu nasıl bir maddedir? Ha? Bu da bir kanalın üstüne. Bu nasıl bir madde be? Ne kimyasalı bu ha? Kanka. Müfe Öztürk çıkmadı. Çünkü dün yayınlandı. Nasıl karşıma çıkıyor? Hem çıkışımla nöbeti Özdemir aldı. Yan taraftan bize baskı yapan bu hayvanların pislikleriyle pislik karşısında. Hem eve gelirken karşımda orada. Bu basa bak düşmüyorlar artık. Bak bu şeytanlığınız teker teker ortaya çıkacak. Evet, Özdemir ve Öztürkler. Devam edin. Bakarsınız tekrar Erenköy'e düşürürsünüz. Oradaki çalışan uzman doktor Özdemir ve Öztürklere içeri attırabilirsiniz. Zaten ilaçlarımı işbirlikçiniz, oradaki işbirlikçinizle ilaçlarımın yükselteceği belli. Daha çok ilaç vermeye çalışacak. Onların tuzağı da o. İlaçlar, insanı yıkamak, öldürmek. Bu tahmin edemiyorum. Geceki rahatsızlıklarım, boğazım berbat sahile uyudum. Sanki büyük bir cilip kapmışım gibi. Hamurla rahatsız. Aşağıdık. Acaba o pislikten mi geliyor? Çünkü öyle şey yapabilirim. Tek pislikten bunlar ölüm diye getirebilir. Yoksa o kanalizasyon kapağına döktükleri bir şeyden mi bilmiyorum. Fakat bir şey olduğu kesin de durup dururken böyle rahatsızlık akşam üzeri tam o pisliğin konduğu zamana benziyor.
boğazım gıcık zaten söyledim onuma. Kedi bisikletlerinden böyle oluyorum sık sık. Ne kartıma saldırdı. Söyleyeceğimi söyleyemedim. Söyleyeceklerimden yayınlayacaklarımı anladım. Söylediğimi de şuydu. Gece. Yani 8-7 sırası. Birden böyle boğazıma gıcıklık rahatsızlık. Hanımın rahatsız olması. Acaba neyden geliyor? O tek kişilikten mi? Yapabiliyorlar. Tek kişilikten bunları ölüm bile getirebilir. Kalp sıkışması falan. Yoksa o kanalizasyon özlemini fark ettiği üstüne. Kanalizasyona bir şey mi döküldü yoksa şu kapaktaki dökülen beyaz madde mi? Bir şey olduğu kesin. Çünkü kullanıyorum koruyucu şeyler. Bağışıklık sistemini düzeltecek şeyler. Bu mikropları yok edecek şeyler. Kullanıyorum, içiyorum her sabah. Çekimde insanlara bunlar Zika, Ebola, her şey salabilir söylemiş olayım. Bu insanları önleyin. Sen organizasyonlar belli de bütün hastaneleri boğuyordular bu boklara. Bütün kışlaları, bütün okulları, bütün durakları, bütün camileri, bütün marketleri, bütün restoranları, bütün müfelleri. Bu mikroplar alıştırmıştılar bu pisliklere ki böyle dilmeye basar gibi bir salgın yaratabilir bu millet. Bu millet o kadar şeytan ki söylemiş oldum. Eskisinde yapmışlıklar çekti. Bu noktaya da pislikler kuzunu savunmadı. Buyurun. Tamam. Pisliğe bakışı getirmiş. Dahası da var. O pislik mikrop virüs parazit hastalık doğurur. Bunu bilmişim. Ve ordunun işbirlikçileri var. Ben adamı dün burada yakaladım. Kedileri oraya sıçtı kaçtılar buraya. Çekmeye gidiyorum. Bakın noktaya pislik. Çekmeye gidiyorum. Pislik. Doldurmuşlar. Şimdi alkışla, ışıkla onun nasıl yıldırım gibi kaçırdı, saklandı. Saklandılar hepsi. Sürü. Bir de adam diyor, ben Amel'in çobanı mıyım? Çobanısın, seni katilsin. Sivrisinek sivrik çobanısın sen be. Satanistsin ayrıca. Karın orada tarukçu atmıştı. Ve bunların hiçbir ikisi olarak kedilerini yollayabiliyorsun, noktaya sıçtırabiliyorsun kanalın içine. Böyle ağaçları çürütüyorsun, direkleri paslatıyorsun. Dairelerin altındaki betonları döktürüyorsun bu pisliklerle. Bu asidikropu, virüsleri, parazitleri insanların evlerine sokuyorsun. Evlerine böyle zarar veriyorsun. Duvardaki gibi. Senin yaptığın bu be. Senin yaptığın bu. Senin sapanmış. Bakın fışkırtıya bak. Tam köşeye. Sizi satanistler. Sizin boynunuzu kesmeyen bu millet.